Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılıdiyim.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle milli kültürün önemini vurgulamıştır deniliyor. Evet doğru bir ifadedir arkadaşlar. Milli benlik yerine milli kültür ifadesini kullanabiliriz. Burada bu anlatılmaktadır. İfademiz doğrudur. 2. Ortak dile sahip insanlar aynı toplumun üyesi olduklarını fark edip birey olmanın şuuruna varırlar deniliyor. Evet bu ifademizin de doğru bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. 3'e bakalım. Medreseler, imaretler, şifhaneler, çarşı, han, hamam ve çeşmeler gibi şehirlerde yer alan yaşam alanları insanların yaşayışlarını, inançlarını, düşünce dünyalarını, kültürlerini yansıtmadığı için çok önemli değildir. Yanlış bir ifadedir kesinlikle. Zaten bu gibi yapılar ne yapmaktadır? Ee, oradaki şehrin insanların kültürlerini yansıtmaktadır. Aynı zamanda çok önemlidirler arkadaşlar. Örnek olarak medreseler denildiğinde dini eğitim verilen ve yer olduğu anlamına gelebilmektedir. O yüzden böyle bir ifadeyi biz doğru olarak kabul edemeyiz. Yanlıştır. Hamam olarak Türk hamamı diye bir kavram vardır dünya genelinde. O yüzden gene yansıttığını görmekteyiz. Bu ifademiz kesinlikle yanlıştır diyebiliriz. Dörde geçelim. Kültür bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Burada aklınızı çelen değişerek denilmesi olabilir. Değişerek hani bu hafif bir değişim anlamındadır. O yüzden de bu değişmeyi hani bir çelişki olarak düşünmeyin arkadaşlar. Hafif bir değişimden bahsedildiği için bu ifademiz de doğru olacaktır. Engellilere, kadınlara, dine ve ırklara göre insanlara farklı davranmaya ayrımcılık denilir. Evet kesinlikle doğru bir ifade. 6'ya bakalım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem komşusu aç iken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi yardımlaşmaya ve dayanışmaya verilen önemi vurgulamaktadır. Evet bu da doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. 7. İkinci Abdülhamit tarafından kurulan ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeden muhtaçlara yardım götüren kuruluş Darül Fünündür denilmiş. yanlışır. Darül Fünün değil Darül Acezi olması gerekmektedir. Darul acezedir arkadaşlar burada tanımı verilen kavram. O yüzden bu ifademiz yanlıştır diyebiliriz. 8. Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza profesyonel destek sağlamaya çalışan Alo 155 sosyal yardım hattı vardır deniliyor. Yanlış. Alo 155 polis imdattır arkadaşlar. Sosyal yardım hattı ise Alo 183 olacaktır. O yüzden bu ifademiz de yanlış bir ifadedir. 9. Kişilerin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi, başkalarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerine hak denilir deniliyor. Yanlıştır. Hak değil, sorumluluk denilir. Sorumluluk. O yüzden bu ifademiz de yanlıştır. 10. Sözlü edebiyat Orta Asya'da çok gelişmiştir. Yaşam biçimlerini anlatan savlar, ölenler için söylenen sagular, koşuk adı verilen şiirler ve meşhur destanları vardır deniliyor. Evet bu ifademiz için de doğrudur diyebiliriz. 11. ifademiz buradaki son sorumuz doğru yanlış bölümümüzde. Günümüzde Mozambik'te bulunan Bilge Kağan Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilen kitabelere Osmanlı abideleri denilir denilmiş. Osmanlı abideleri değil Orhun abideleri veya Orhun kitabeleri olması gerekmekteydi. O yüzden bu ifademizin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 12. Türkler de ölümden sonra yaşama inanılırdı. Bundan dolayı ölen kişi kıymetli eşyalarıyla beraber kurgan denilen mezarlara gömülürdü deniliyor. Evet doğrudur. E, gömüldükleri mezarlara kurgan adı verilmekteydi ve bu ifademizin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir ifadedir. Boşluk doldurma klasik tarzda da bu ifademiz çıkabilir. 13- Eski Türklerde ölen kişinin arkasından cenaze namazı kılınır, helallik alınır. Bu törenlere yu denirdi de denilmiş. Yu töreni arkadaşlar İslamiyet öncesine gerçekleştiği için cenaze namazının olduğunu pe pek söyleyemeyiz. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. 14 Eski Türklerde mezarların etrafında ölen kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar bal bal denilen taşlar dizilirdi. Evet bu ifademize de doğrudur arkadaşlar. Ölen kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar bal bal heykeli taşları dikilirdi, dizilirdi diyebiliriz. Bu ifademiz de doğrudur. Bu da önemli bir kavramdır bizim için. 15. Türklerde dayanışma meclisi olup son sözü Kaan söylerdi. Devletin ileri gelenlerinin devlet işlerini görüştükleri bu meclise kurultay... Kengeş veya Toy denirdi de denilmiş. Evet bu ifademizde doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bir meclis vardı evet bir kararlar alınıyordu ama son sözü kim söylüyordu? Kaan söylüyordu arkadaşlar. O yüzden bu ifademizde doğru bir ifade olacaktır. Sıra geldi boşluk doldurma sorularımıza. İlk ifademiz İpek yolun hakimiyeti için Türkler ve Nokta Nokta arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır. Kimler arasında? Çinliler arasındadır. O yüzden buraya Çinliler yazalım. 2. Eski Türk devletlerine devletin başındaki kanı Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce biz kut demekteyiz. Kut olarak burayı da dolduralım. 3. Nokta nokta sonrasında Avrupa devletlerinin temeli atılmıştır. Avrupa devletlerinin temeli kavimler göçü sonucunda atılmıştır. Kavimler göçü yazalım buraya da. 4 nokta nokta ve nokta nokta Uygurlara ait destanlardır. Uygurlara ait olan destanlar göç ve türeş destanlardır arkadaşlar. Şöyle göç. Şu ikisi olacaktır. Göç ve türeyiş destanları da Uygurlara ait destanlardır diyebiliriz. Orhun abideleri nokta nokta devleti zamanında yazılmıştır demiş. Hangi devlet zamanında? Kutluk devleti zamanında yazılmıştır. İkinci Göktürk devleti olarak da ne yapabiliriz? Bu devleti söyleyebiliriz burada da kutluk olarak verildiği için kutluk devleti şeklinde yazmış olalım. 6'ya bakıyoruz. Nokta nokta farklılıklara saygının önündeki en büyük engeldir deniliyor. Nedir bu? Ön yargıdır. Ön yargıyı da buraya yazabiliriz. 7. Nokta nokta ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi, ilaç ve benzeri ihtiyaçların karşılıksız temin edilmesidir. Bu da arkadaşlar sosyal yardım demektir sosyal yardım şeklinde boşluğumuzu dolduralım. 8. Bir kimseye bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan duyguya biz saygı demekteyiz. Bu boşluğumuza saygıyla doldurabiliriz. 9'a bakacak olursak nokta nokta zekat, sadaka ve benzeri sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel etkendir. Nedir bu? Bu da din kavramıdır arkadaşlar. Bu boşluğumuza da böylelikle dinini yapabiliriz, yazabiliriz. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra son boşluk doldurma sorumuzla devam edebiliriz. Toplumun kurum ve kuruluşları ile ortak diğerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesini biz toplumsal dayanışma demekteyiz. Hemen buraya da toplumsal dayanışma yazalım. Böylelikle boşluk doldurma sorularımız bitmiştir ve test sorularımıza geçebiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Bir Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Buna göre hangisi doğuştan bir rolümüzdür? Öğrenci olmak doğuştan bir rolümüz değildir. Her bebek öğrenci olarak doğmaz. 6 yaşından sonra öğrencilik rolünün alındığını söyleyebiliriz. Takım kaptamı da aynı şekilde öncelikle e, bir spora yazılacağız o sporda biraz ustalaşacağız ardından takım kaptanı rolüne bürünebiliriz. Baba rolü de aynı şekilde her doğan baba olmaz arkadaşlar ama her doğan illaki evlat rolünde ne olacaktır? Olacaktır diyebiliriz. Cevabımız böylelikle Denizli olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz pardon ikinci test sorumuz aşağıdakilerden hangisi sorunların çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz şeklinde soruluyor soru köküne dikkat. A şıkkı yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak evet e, kullanmamız gereken bir yöntemdir. Soruna ilgili dilekçe vermek de aynı şekilde. Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek de aynı şekilde bir çözüm yolu olabilir ama D şıkkındaki sorunu göz, görmezlikten gelmek asla çözüm yolu olamaz arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz hem yanlıştır hem de bir çözüm yolu değildir. Cevabımız denizdi. 3 sorumluluk kişinin kendi davranışlarını ve yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnek gösterilemez denilmiş. Gene olumsuz sorulmuş soru köküne dikkat ediyoruz. A başlayalım. Kanunlara uymak bizim bir sorumluluğumuzdur. Çevreyi temiz tutma da aynı şekilde. Eve zamanında gelme de aynı şekilde bizim bir sorumluluğumuzken C şıkkındaki seyahat özgürlüğü bizim bir hakkımızdır arkadaşlar. Sorumluluğumuz değil hakkımız olduğu için cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebilmekteyiz. Dörde bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez gene olumsuz sorulmuş. Piknik yapıp açık havada eğlenme hakkımız vardır. Piknik yaparken çevreyi kirletmemeliyiz. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşam hakları vardır. Hangisi söylenemez? İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir. Evet söyleyebiliriz bunu. Eğer biz eğleniyorsak eğlenme hakkımız vardır. Bu doğal bir hakkımız. Onu yapabiliriz ama başka insanların haklarına zarar vermemek şartıyla. Yani onların da temiz bir çevre kullanma hakkını sağlamak şartıyla bunu yapabiliriz. Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. Kesinlikle söylenebilir. B eledik. söylenebildiği için. İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir, yanlıştır. Böyle bir ifade zaten e, gerçekleşemez, olamaz ve burada da bu parçamız içinde söylenemez arkadaşlar. İnsanların kesinlikle sınırsızca bir hakkı söz konusu değildir. D. Haklarımızı kullanırken başkanın hakkına zarar vermemeliyiz. Evet, kesinlikle söylenebilir. C şıkkındaki ifademiz ise kesinlikle söylenemez. Cevabımız Ceyhan 5. İlk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir denilmiş. Gene olumsuz olarak sorulmuş. A şıkkına bakabiliriz. Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir. Evet doğrudur. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Doğru olduğu için eleyebiliriz. Ve aynı yeten yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler verdiklerini söyleyebiliriz. Örnek olarak mektep gibi, medreseler gibi. Yani medrese hani onların dininde yoktu arkadaşlar. Manizm dininde medrese yok olsa dahi hani gene bir yapı ortaya çıkmıştır yerleşik hayata geçtiklerinden dolayı. Kalıcı eserler söz konusudur. Demircilik, dokumacılık ve hayvancılık gelişmiştir. Evet, doğrudur. Eledik o yüzden. Orta Asya'da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömüldükleri mezarlara balbal denir. Yanlıştır. Balbal bal değil, kurgan denilmektedir. Balbal ise neydi arkadaşlar? Öldüklerinde, Türklerden biri öldüğünde öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelin mezarın yanına dizilmesiydi. O yüzden balbal bal buradaki ifademizde uyuşmamaktadır. Yanlıştır. İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir. Doğrudur. Hayvan Türk devletlerinin önemli bir yere sahiptir. O yüzden bu ifademize doğru iken C şıkkındaki yanlış olduğu için cevabımızın C şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. 6. Yukarıda verilen devletler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürkler gök, veya Göktürkler şeklinde de yazılabilir. G ile veya K ile de yazılabilir köktüklerdir. Böylelikle gördüğünüz gibi B ve şıklarını ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. İlk bilgiden iki şıkkı elemiş oluyoruz. Test tekniğidir bu. Bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. 2. Düzenli orduyu ve onlu sistemi kuran ilk Türk devleti de Asya Hunları devleti olacaktır. O yüzden 2'de de Asya Hunlarını işaretleyeceğiz. 3'e bakacak olursak yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir denilmiş. Az önceki sorumuza bahsetmiştik. Kimdi bu devlet? Uygurlardı. Böylelikle cevabımızın göktürkler, asyonları ve uygular şeklinde A şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. Yedinci test sorumuz, Asya Hun Devleti'ne ait olan ve Meta'nın hayatının anlatıldığı destanın adı nedir? Göç destanı Ergenekon, Oğuz Kağan, Türeyş. Meta'nın hayatının anlatıldığı destan arkadaşlar Oğuz Kağan destanıdır. O yüzden cevabımız Ceyhan şıkkı gelecektir. 8. Türkler yapılan hangi savaş sonucu İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır. Malazgirt, Talas, Bedir, Uhud arkadaşlar. Zaten ile Uhud'u Türkler yapmamıştır. Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu'nun kapıları bizlere açılmıştır. Ama Talas Savaşı ile beraber İslamiyetin kabulünün olduğunu söyleyebiliriz. İslamiyet Talas Savaşı sonrasında kabul edilmiştir, e, Türklere gelmiştir diyebiliriz. Cevabımız böylelikle Bursa arkadaşlar. Sıra geldi son sayfamıza. 9. sorumuz bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait örneklerden birisidir? Geçmiş, geçmişten günümüze kadar toplumda oluşan yazılı olmayan esaslara gelenek denir. Buna göre hangisi Türk kültürüne aittir? Ön yargı ait değil, küçümseme ait değil, misafirperverlik aittir, kıskançlık ait değildir. Türklerin misafirperverlikleri ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. Diğer milletlerce de zaten bu tanınmaktadır diyebiliriz. Cevabımız böylelikle Bursa. 10. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuyalım metnimizi. Orhun yazıtları Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesiyle yazılmıştır. Bu yazıtlar 2. Kök Türk Devleti tarafından dikilmiş olan Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Türk ada ilk kez bu yazıtlarda geçer deniliyor. Buna göre hangisi söylenemez? A şıkkı. Eski Türklerde sosyal devlet anlayışı bulunur. Yanlıştır. Böyle bir şey sadece bu metne bakarak söyleyemeyiz. Sosyal devlet anlayışı da devletin halkına e, sürekli hani alkıyla iç içe olması, halkına e, halkına bütün imkanları sunmasıdır diyebiliriz. Ama böyle, burada böyle bir şeyden bahsedilmediği için A şıkkını söyleyemeyiz. Biz diğer şıklarımıza da bakacağız tabii ki. Türk adı Orhun Yazıtlarına geçer. Evet doğrudur. İlk kez geçer hatta. Köktürkler zamanında yazı kullanılmıştır. Evet, alfabe varsa yazının da kullanıldığını söyleyebiliriz. Yazıtlarda Orhun alfabesi kullanılmıştır. Evet, burada da olduğu gibi Orhun alfabesinin yazıldığını söyleyebiliriz. Kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama A şıkkındaki sosyal bir devlet anlayışın bulunduğunu bu metne bakarak sadece söyleyemeyiz. Cevabımız Adana. 11. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okuldaki sorumluluklar arasında yer almaz? Öğrencilerin okulda, sınıfta ve evde sahip olduğu bazı sorumluluklar vardır. A şıkkı ödevleri zamanda yapmak evet okulda olan bir sorumluluklarıdır öğrencilerin. B şıkkı ev işlerini yapmak yanlıştır. Ev işlerini yapmak öğrencilerin bir sorumluluğu değildir. Aynı zamanda okuldaki bir sorumluluğu da zaten olamaz. Ev olduğu için evde olan bir sorumlulukları olabilir. Kişiden kişiye değişiyor olabilir. Okul kurallarına uymak okuldaki bir sorumluluklarıdır. Sınıftaki arkadaşlarına saygılı olmak da aynı şekilde okulda olan bir sorumluluklarıdır. Ama B şıkkındaki ev işlerini yapmak okulda olan bir sorumlulukları değildir. Cevabımız Bursa. 12. test sorumuz. Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Türk beylikleri kurulmuştur. Bu Türk beylikleri çeşitli camiler, medreseler, kervansaraylar ve imarathaneler inşa etmişlerdir. Buna göre Anadolu Beylikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş. Gene olumsuz olarak sorumuz sorulmakta. A şıkkına bakalım. Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardı. Doğrudur bakın neler yapıyorlar? Çeşitli yapılar yapıyorlar. Camiler, medreseler, kervansaraylar yapıyorlar. Bunun da Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda katkı sağladığını söyleyebiliriz. 5. şıkkı, halkın eğitim ve sağlık ihtiyaçları karşılanmıştır. Evet doğru. Eğitim olarak medreseyi, sağlık olarak da imarathaneleri vesaire söyleyebiliriz. Bunu da söylenebilmektedir ulaşılabiliriz. Bileşerek Bizans'la mücadele etmişlerdir. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ha, e, hani doğru da olabilir ama bu metne bakarak buna ulaşamayız. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Buradan çıkaramayız. Anadolu'da çeşitli mimari eserler yapmışlardır. Evet bunu söyleyebiliriz. Camileri, medreseleri mimari eser olarak söyleyebiliriz. Ama C şıkına ifademizi doğru olarak kabul edemiyoruz. Bu yüzden de cevabımız C şıkı gelecektir. 13. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Eskiden misafirlere gül suyu ikram edilirken son zamanlarda kolonya kullanılmaya başlanmıştır. Kültürel süreklilik, kültürel değişme, kültürel durgunluk, kültürel hareket. Bu ifademizi kültürel değişme olarak söyleyebiliriz. İlk başta gül şu anda kolonya olduğunu söylersek kültürel değişmeye örnek vermiş oluruz. Cevabımız Ceyhan. 14. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımız arasında gösterilemez deniliyor. Okuyalım. Yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz bazı haklar vardır. Aynı zamanda yaşadığımız bazı sorumluluklar da vardır. Buna göre hangisi sorumluluk arasında değildir şeklinde sorulmakta. Bilgi edinme hakkımız vardır, sorumluluğumuz yoktur. Askerlik yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Vergi vermek de aynı şekilde sorumluluğumuzdur. Kanunlara uymak da sorumluluğumuzken bilgi edinme bizim hakkımızdır. Sorumluluğumuz değildir. Bu yüzden de cevabımızın A şıkkı bilgi edinme olduğunu söyleyebiliriz. Ve son sorumuzla beraber arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımızdan diğer yazılı videonu gözetebilirsiniz. Ayrıca yazılı sorulara ulaşmak istiyorsanız yazılayım.net adresimizden yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da forum sitemiz olan forum.yazılayım.net adresimize gönderebilirsiniz. Biz instagram adresimizden takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.